Mertör bölgesinde gördüğünüz gibi ambarcılık işini yapıyoruz. Piyasada yurt içine giden çuvalları bu şekil müşterilerden toplayıp kargo türü işi yapıyoruz. Aylık asgari ücretin birazcık üstündedir. Peki ihtiyaçlarınızı karşılayabiliyor musunuz? Yok, ihtiyaçlarımızı karşılamamız mümkün değildir. Böyle hele bu zamanda. Ama bir şekilde geçinmeye çalışıyoruz desem, yani geçinemiyoruz da öyle diyelim yani. Bir kızım var, yani 3 kişiyiz aile olarak, çekirdek aileyiz ama bu zamanda çekirdek aile dahil geçinmesi zordur. Kira 1150 lira, öyle diyelim. Mutfak masrafı desem, çocuk var. En kötü ihtimal ne kadar kısmamız olursa olsun yine 1000 lirayı buluyor çocuk olduğu için. Faturalarımız yani yazdır biraz daha belki az geldiği için ama yavaş yavaş kışa da girdiğimiz için faturalar da gittikçe artmaya başladı. Yani hesaba kitaba hiç gerek yok. Aldığımız maaş 3500 lira diyelim. Aylık 4000 üstüne içeri giriyoruz. Ve bir şekilde yine de kendimizi çevirmeye bakıyoruz, yani geçindirmeye bakıyoruz ama geçinemiyoruz öyle diyelim yani. Hayat şartları çok zor. Biz Merter'de nakliye işi yapıyoruz. Mağazalardan çıkan ürünleri kargoların dağıtımını yapıyoruz. Evet, evli misiniz? Yok, bekarım. Yani aylık ne yani kadar... bu hayat şartlarında da evlenmeyi düşünmüyorum. Yani ekonomik olarak şu anda... Yani bayağı sıkıntılar yaşıyoruz. Hem hayat pahalılığı belli zaten. Ondan sonra verilen maaşlar belli. Yani her gün her şeye zam geliyor. Daha geçen hafta elektriğe gene zam geldi. 2 aydır evde kimse yoktu. 100 TL'nin üstü, 150 TL'ye yakın elektrik faturası geldi. Yani bu giderler bayağı yükseldi şu anda. Yani yaklaşık 25-30 senedir İstanbul'dayız. Daha yani zar zor bir daire sahibi olabildik. Yani o kadar çalıştığımızın karşılığını alamıyoruz açıkçası. Yaptığımız emeklerin karşılığını alamıyoruz. Yani yettirmeye çalışıyoruz abi. Şimdi oradan kısacaksın, diğer taraftan kısacaksın. Yani bu şekilde idare etmeye çalışıyoruz. Ya bu krizin sebebi yönetimden kaynaklanıyor bence abi. Başka bir şey değil. Yani yapılan politikadan, ondan sonra yapılan ekonomik hatalardan. Bence bundan kaynaklanıyor. Yani dolar bugün 8 TL'nin üstüne çıktı. Şu anda 8 TL'nin üstündeydi en son. Yani bu şartlarda yani Türk lirası eridiği zaman otomatikmen ekonomiye de yansıyor bu. Bizim olan şeylerimiz yani çünkü alınan her şeyimiz yurt dışından. Kendi şeyimiz yok şu anda. Yani kendi üretimimiz diyeceğimiz bir şey yok. Yani fasulyesinden, nohutundan, mercimeğine kadar hepsi yurt dışından geliyor. Bunlar da dolardan geldiği için otomatikmen fiyatlara yansıyor her gün. Yani bugün markete gidiyorsun, ertesi gün fiyat farklı oluyor. Hiç fiyatlar birbirini tutmuyor. Her gün fiyatlar yükseliyor. Bu da ekonomiye tabii bizim ekonomimize etki ediyor otomatikmen. İşte o hamle bir şey var tabii yer. Ekonominin iyi yönetilmemesine kaynaklanan bir sıkıntı da doğrusu. Dolar bazının yüksek olması ve işte günümüzdeki o koronavirüs nedeniyle zaten dış piyasada tamamen dolar endeksli olduğu için o bayağı bir sıkıntılı. İç piyasadaki daralma da zaten dışa bağlı bir sorun yaşıyoruz bununla ilgili. Günümüzün koşullarında 2-3 sınıf ayrılmış. Bir üst tabaka, bir alt tabaka zaten. O bir gibi gerçektir. Alt tabaka gittikçe fakirleşen bir toplum oluşuyor. Üst tabakada gittikçe zenginleşen ve kapitalizmin getirdiği bir örneklerinden yaşayan bir toplum şu anda. İnsanları ekmeğe muhtaç edecek kadar saçma bir şey yoktur. Önemli olan bu insanları bir ekmeğe muhtaç etmemektir. Yani insanları ekmeğe muhtaç ettikten sonra askıda ekmek vermek de hiç değiştiremezsiniz. Bir ekmekle insanlar hiçbir şekilde geçinemez zaten. İnsanlara hakaret ederek yani ekmek götüremiyorum diyen insanlara derdini dinlemek daha mantıklı olur. Onunla baş başa görüşmek daha mantıklı olurdu. İnsanları rencide etmek doğru bir şey değildir. Evet. Ben ekmek götüremiyorum diye bir insanı toplum içinde rencide etmek kadar saçma bir şey yoktur yani. Eğer bir insan ekmek götüremiyorum diyorsa o insanı dinlemek zorundayız. Evet. Çay, çay
O zaten politikası oluşmuş artık. O bir makarna politikası diyelim buna. Günümüzdeki yani genelde her seçim öncesi, her seçim sonrası işte dağıtılan neresi diyeyim, oy makarnası olsun, oy çayı olsun, öyle bir şeyler oluyor. O zaten fakir toplumlarda rağbet gören bir şeydir. İnsanlar ona muhtaç edip de o duruma gittikten sonra ona bir çayla bir makarna vererek ona bir beklenti içine sokmak zaten yanlıştır. Önemli olan insanları bu duruma düşürmemektir. Evet, burada çalışıyoruz abi. Kilo çocuğa bakmak için, ekmeğe getirmek için, göndermek için para burada çalışıyoruz. Orada iş imkanı olmadığı için mecbur buradayız. Ne kadar kazanabiliyorsun? Ya şöyle abi, zaten bu hastalıkta yani 2,5 yani iş lira zor şu anda. Şu anda zaten tek sadece kira 1,600'dür. Şu anda 1,600 kira veriyoruz. Faturalar da 250-300 geliyor. Al sana 1,8 hemen hemen 2 milyar had gidiyor en az. Mutfak? Ya zaten mutfakıysa şey olursa iş kirayı geçiyor abi. Bize 4-5 tane çocuk okula gidiyor. Hadi bakalım nasıl olacak bu iş. Mutfaklık yapıyoruz emekli olduğum halde. 1500 lira emekli maaşı, devlet utansın, ben utanmayayım. Ben 55 yaşında adamım, burada ammalılık yapıyorum. Daha söyleyecek bir şey var mı bu konuda? Yok. Hayat şartları zor. Pazara gittiğin zaman en azından 200 lira, bir hafta pazar elektriği, suyu, kira. Bana veriyor 1500 lira emekli maaşı. Ben hangi birine yetiştireceğim? Çocuk okutuyorum. Hani senin gözün kesiyor mu bu şartlar altında geçinebileceğimizi? Bir emeklinin veyahut da bir çalışanın bu yola çık bakalım, sor kaç tane okumuş kişi var? Hepsi de boş. El arabacılığı yapıyor, ammallık yapıyor. Lise mezunu, üniversite mezunu. Yakışır mı burada ammallık yapsın? Ama hayat şartlarından yapıyor. Peki burada aylık ne kadar kazanabiliyorsun? Ya hiç belli olmaz. Belki 50 lira günlük alırsın, belki 20 lira alırsın, belki 100 lira alırsın. Bu. Çıkamıyorsun. Ben 1500 lira maaş alıyorum, 1000 lira kira veriyorum. 120 lira elektrik veriyorum. 100 liradan aşağı değil su. Ben nasıl geçineceğim 1500 lira maaş alıyorum? Hani mutfak masrafını hiç saymayayım. Bugün markete gittin mi en kötü şartlarla 150 kira. 150 lira. Yani durum bu.